Ha, sən İranlısın. Burada üzəməsin, burada çiməməsin. Mənim adım Məhəmməd, soyadım Rəhmani. İran vətəndaşı, Təbrizdən İran Azərisi olaraq yaxlaşıq 2 yıldır Gürcüstana yerləşdim. Burada ilk öncə bir qıda üzərinə bir imalat yeri açdım. 6-7 ay onunla uğraşdım, makinələr gətirdim, burada izinlər aldım, hər şey kanuni. Sonra yapamadı bu işi, olmadı, oldu, iş oldu. Aslında biznes, ekonomik çox zəif olmaqda. Bunlardan mən yəni satdığım malların parasını alamadım. Çox zaman aldı, yəni dedilər 3 ay sonra, 4 ay sonra, 5 ay sonra. Onun için beklədik, gördük olmuyor. Tekrar geldim, o işi kapattım. Bu dükkanı açtıktan sonra neden bu dükkanı açtım? Bu dükkanı bunun için açtım ki her akşamlar artık da mal verip paranın peşine düşmeyeceğim. Akşamdan akşama az çok kasa ne kadar olursa olsun Allah bereket versin onu alıp götürüp gideceğiz. Tiflis'in iyi bir caddelerin birinde bir tane dükkan açtım. Dükkan şavurma üzerine, qıda üzerine. Size dükkanın içerisinde göstereyim. Bu dükkanın bir tarafıydı, öteki tarafında size gösterebilirim. Buyurun gelin. Gördüğünüz gibi ufacık bir mangal gibi bir şey. Burada yaptığımız yemeğin adı şavurma. Şavurma bayağı ülkelerin çoğunda da var. Rusya'da var, Arap ülkelerinde var, Türkiye'de var, İran'da var. İran'a geldik, gördük bir şey değişilmiyordu. Hemen hemen her şey aynı. Yollar yapılmış, binalar yapılmış. Ama insanların rahatlığı için hiçbir şey yapılmamış. Eskiden de kötü olmuş. Metro geçiyor, bilmiyorum, otobüs geçiyor. Bakıyorsun insanların suratına %80, %70 hep düşünceli, hep üzgün, herkes düşünüyor. Ne diyeyim, ben İran'da büyüdüm. Ben İran'da okulum İran dilinde, Fars dilinde. Ama evde konuştuğum Azeri dilde. Annem Azeri, babam Azeri, akrabalarım hepsi Azeri. Bakın ben yaklaşık 20 sene önce gelmiştim, yeni gelmemişim. O, tabii ki şimdi değişilmiş. Çok bayağı şeyler farklı. O zaman geldiğimde birazcık ülkelerin hepsi, bu çevre ülkelerin hepsi teknoloji o kadar şey ileride değildi. Bakü'de mesela en çok gözüme batan şey, yani bu dünyanın her yerinde var. Lütfen benim kardeşlerim, benim arkadaşlarım, benim Azeri hemvetenlerim, ben gerçekleri söylüyorum. O zaman 20 sene önce, o zamanlar evet, onda rüşvet bayağı vardı. Böyle yolda gidiyorduk, polis geliyordu diyordu, pasaport bakıyordu. Evet İranlısın, sen zenginsin. Baba nerede yazmış biz zenginiz? Ama öyle düşünüyorlar, petrolümüz var. Petrol var, bizde değil ki, devlet adamlarında. Mesela yalandan bir şeye bir sorun çıkarıyordu, para ver bırakayım. Benim çok başıma geldi böyle şeyler. Hatta öyle oldu ki benim bolsa üzerimde para yok idi. Denizde beni geldi polis yakaladı. Bir tane kız arkadaşla bir sakin bir yerde üzüyorduk, çimiyorduk denizde. Geldi polis sakladı, megafonla söyledi. Ay gelin dışarı, çıktık dışarıya. Burada ne yapıyorsunuz? Çimiyoruz, üzüyoruz denizli. Allah'ın denizi. Orada polis bana bu cümlesini hiçbir zaman unutmam. Dedi ki sen İran'da böyle oturabilir misin bayanına? Seni pıh pıh böyle elinde böyle yaptı. Keserler dedi. Dedim yok öyle bir şeyler yoktu. Neden kessin? Oturup konuşuyoruz. Sonra dediler ki ha pasaportlarımızı kontrol ettiler. Dedi şey yap şimdi, sen İranlısın. Burada üzemezsin, burada çimemezsin. Sonra para ver, üzerimde para yok. Kolumda bir saat var dedi, bu saat çok güzel dedi. Tamam dedim, buyur senin olsun. Götürdü sonra gitti, dedi iyi, dedim üzün, biz de burada bakıyoruz.